girişimcilik hayatınız boyunca size en önemli yol haritasını sağlayacak. Bizim işimizin en temel eğitimi dediğimiz 16'ın kural eğitimine. Şöyle hızlı ve özet bir şekilde birlikte göz atalım. Bunların detaylarını, 16'ın kural eğitimi yaklaşık 2,5 saat süren çok detaylı bir eğitim. Dilerseniz, detaylarını izlemek isterseniz 16'inkural.com'a girip buradan bütün detaylarını, her altın kuralı tek tek izleme şansınız var. Ama şöyle hızlıca bir üzerinden geçelim birlikte. Birinci altın kural, hayal hedef. Hani dedik ya, her şey bir hayal hedefle başlıyor. Aslında başarı için nedenden daha önemli bir şey var. Neden, nasıldan daha önemli. İnsanların nedenlerini keşfetmesi gerekiyor. Eğitimin başında da amacımız sizin nedenlerinizi keşfetmenizi sağlamaktı. İşte bu nedenleri keşfettiğimizde hayal ve hedeflerimiz ortaya çıkmaya başlıyor beraberinde. Ve mutlaka bu iş modelindeki bir arkadaşımız kendi hayal ve hedeflerini ortaya çıkarmalı. Sonrasında bunları mümkünse sözde değil ya da düşünerek değil, mutlaka bir kağıda yazmalı ya da mümkünse resmedilebilecek bir şeyse fotoğrafını çekmeli, kendisi çizmeli, internetten resmini bulmalı, fotoğrafını bulmalı ve sürekli gözünün önüne koymalı. Bu hayal ve hedeflerini kendine hatırlatmalı. Ve bu hayal ve hedefleri ortaya çıkartmak için güzel bir soru. Bunu kendinize ve ekibinize sorabilirsiniz. Yeteri kadar paraya ve zamana sahip olmuş olsaydınız neleri farklı yapardınız? İşte o farklı yapacağınız şeyler, sizi motive eden şeyler, sizin hayalleriniz, sizin hedefleriniz olabilir. Bu soruyu sorarak kendi ve ekibinizdeki arkadaşlarınızın hayal ve hedeflerini ortaya çıkartabilirsiniz. Ve unutmayın, hayal ve hedefleriniz ne kadar büyükse karşınızdaki çıkan o zorluklar, mazeretler o kadar küçülür arkadaşlar. O yüzden hayal ve hedefi olan insanların vazgeçmemesinin nedeni budur. Çünkü o karşı tarafa odaklanmıştır. Ayağına küçük bir taş takılır, düşer ama karşı taraftaki hedefini görebiliyordur. Kalkar ve yürümeye tekrar devam eder. Ve bu hayatta ya mazeretlerimiz olur ya da başarılarımız. İkisi bir arada olmaz arkadaşlar. Mazeretleri olan başarılı bir insan olmaz. Mazeretlerimizi geride bırakmamız gerekiyor. Hatta Mümin Hoca'nın tarifiyle rağmencilerden değil, saydıcılardan değil, rağmencilerden olmalıyız. Yani şunlar olsaydı, şunlar olsaydı başarılı olurduk değil. Bunlara rağmen, bu imkansızlıklara rağmen başarılı oldum diyen arkadaşlar arasında yer almalıyız. İkinci altın kural, odaklanma. Şimdi detaylı bir şekilde bunun üzerinden geçelim. Aynı soruyu sorduk aslında. Şayet mağazanızı işte 990 ya da 1590 değil de 100.000 TL sermaye ile kurmuş olsaydınız nasıl odaklanırdınız? Yani ekibinize dahil ettiğiniz arkadaşlara odaklanma konusunda yardımcı olabilecek kilit bir soru bu aslında. Başarı için ihtiyacımız olan tek şey aslında bu bakış açısı. Doğru bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Ve odağımızın bozulmaması için az önce konuştuğumuz o hayal ve hedeflerimizi hatırlamamız gerekiyor. Şayet önümüze koyarsak biz bu hayal ve hedeflerimizi, onları gördüğümüz zaman hem o düşen motivasyonumuzu toparlayacağız, hem de dağıldıysa odağımız şayet, odağımızı toparlamış olacağız. Sonrasındaki bir üçüncü altın kuralımız taahhüt. Taahhüt aslında aylık ya da haftalık bu işi ayıracağımız zaman olarak düşünebilirsiniz. Hayatta birçok taahhütle karşı karşıyayız baktığımız zaman. İşte ne bileyim, telefon faturalarımızı taahhütlü alıyoruz ya da farklı farklı kampanyalara taahhütle faydalanıyoruz. Hayatta da aslında birçok şey taahhüt, işimizde de bir taahhüdümüz olması gerekiyor. Yani evet, bu işe başladık, part time olabilir ya da işinizden kalan zamanlarda olabilir. Farklı bir zaman seçeneğiyle yapıyorsunuzdur. Ama ne kadar vakit ayıracağınızı baştan belirlemelisiniz. Haftada 1 saat mi, haftada 4 saat mi, günde 2 saat mi, bunları baştan belirleyip önce kendinize, sonra da sponsorunuza bu taahhüdü vermelisiniz. Hatta bu taahhüdü verirken hedefler koymalısınız. Ayıracağınız zamanlar aslında bir kilit girişimcinin yapacağı 8 sunum, 15 sunum, 30 sunum. Bir ay içerisinde yeni başlayan bir girişimci olarak kaç sunum yapmayı taahhüt ediyorsun? Önce kendine, sonra da sponsoruna. Benim hedefim bu, senden bu konuda destek istiyorum, yardım istiyorum diyorsunuz. Ve şayet siz ekibinizdeki arkadaşlarla taahhütlerini belirlerseniz, ekibinizi daha kolay yönetebilir, daha kolay yönlendirebilirsiniz. Nasıl? Şöyle bir örnek verelim. Ekibinize yeni dahil olmuş bir arkadaşınız o ay içerisinde 5 tane sunum yaptığında acaba 5 tane sunum iyi bir performans mı, kötü bir performans mı bilemeyiz. Çünkü baz alacağımız bir kriter yok. Ama ondan şöyle bir taahhüt almış olsaydık, ben bu ay içerisinde işte 8 tane sunum yapmayı hedefliyorum deseydi bize ve 5'te kalsaydı şunu bilirdik. Taahhüdünün altında kalmış. Demek ki bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. O taahhüdünü yakalaması için ona destek olmamız gerekiyor. Ya da 15 sunum yaptığında
hedefi 8 sunum yapmaksa, evet bu hedefinin çok üzerine çıkmış. Belki de onu tebrik etmek, takdir etmek gerekiyor. Bir sonraki taahhüt basamağına yükseltmek gerekiyor olabilir. Ekibimizi onlara temas edebileceğimiz, onlara omuz verebileceğiniz, birlikte çalışabileceğiniz bu taahhüdü mutlaka ekip arkadaşlarınızdan almalısınız arkadaşlar. Şu ekranın öbür tarafına verebilirsek, slaytları kapatıyor. Sonrasında liste, pardon özür dilerim, kişisel gelişim. Şunu unutmamak lazım arkadaşlar, siz bizim işimizde kendinizi ne kadar geliştirirseniz, işinizde o kadar gelişecektir. Bakın ön sıralarda oturan lider arkadaşlarımıza, belki aralarınızdan onları daha önceden tanıyanlar vardır. 1 sene, 2 sene, 3 sene öncesinde tanıyanlarınız vardır. Sizin o tanıdığınız eski Ahmet, eski Mehmet, eski Ayşe ile şimdiki Ahmet, Ayşe arasında ne kadar büyük bir fark var değil mi? Kendilerini gerçekten ciddi anlamda geliştirdiler. Hem sunum yapmak, hem işini geliştirmek, hem insan ilişkileri, hem iletişim konusunda yapmamız gereken bu. Aslında bizim işimizin özünde iletişim var. Kendimizi insanlarla iletişime geçme konusunda ne kadar doğru bir şekilde eğitebilirsek, ne kadar doğru bir şekilde geliştirebilirsek, işimizdeki ana sermaye biziz aslında. Eğer iletişiminiz güçlüyse, kuvvetliyse herkesle bir ekip kurabilirsiniz. Herkese doğru bakış açısını verebilirsiniz. Burada bu materyalleri kullanmanız lazım. Eğitimlerimize katılmanız, kitaplar okumanız, size vermiş olduğumuz o MP3 player'ları, ses CD'lerini mutlaka sürekli ve düzenli dinlemeli ve kendinizi bu konuda geliştirmelisiniz. Sonra atılması gereken en önemli adım, işimizdeki sermayelerden bir tanesi, listemiz. Kişi listesi mutlaka ama mutlaka yeni başlayan bir girişimci sponsorundan destek alarak hazırlamalı ve bu minimum 50 olmalı. Hatta bu çok daha fazla olabilir, artırılabilir. Arkadaşınıza basit manada şu soruyu sorabilirsiniz. Ahmetciğim bu kişi listesini hazırlıyoruz. Evet 50 tane çıkarttık ama şayet kişi listesine yazdığın her isim için 100 TL ya da 1000 TL kazanç elde edeceğini bilseydin kaça çıkartırdın bu listeyi? Daha onlarca yazardı değil mi? Daha yüzlerce yazardı. Dolayısıyla bizim işimizde kişi listesi en büyük sermayemiz. Başladığımız zaman minimum 50 kişilik bir kişi listesiyle ve sonra bunu geliştirerek devam etmemiz gerekiyor. Çünkü o geçen aylar içerisinde, belki geçen haftalar içerisinde bir sürü yeni insanla tanışıyor olacağız. Onlarla kart vizit alışverişi yaparak, onlarla doğru bağlantılar kurarak onları da kişi listemize ekleyebiliriz. Belki hemen olmaz ama bir sonraki tanıştığımızda, onlarla ikinci, üçüncü bir araya geldiğimizde İş modelimizden bahsedebilir, ilgilendikleri takdirde onlar da bizim adaylarımız arasında yer alabilir. Yani kişi listesi arkadaşlar canlı olmalı. 50 kişilik kişi listesi yazdım, bitti. Bu çok doğru bir uygulama değil. Çünkü sürekli hayat içerisinde birileriyle tanışıyoruz. Artık tanışmak artık o kadar kolay bir noktaya geldi ki direkt yüz yüze bile tanışmanıza gerek yok. İnternet ve teknolojinin nimetleri sayesinde online olarak yüzlerce insanla tanışmış bile olabilirsiniz. Bunları bile çok rahatlıkla değerlendirebilirsiniz kişi listenizi artırmak adına. Sonrasında davet, kişi listemize dahil ettiğimiz, isimlerini yazmış olduğumuz arkadaşları en önemli faaliyet olan sunumu dinlemeleri konusunda onların istediğimiz saatte ve istediğimiz lokasyonda bulunmalarını sağlamak amacıyla onlara yönelteceğimiz teklif aslında. Hepsi bu. Başka bir şey değil. Yani davet etmek demek, işi anlatmak demek değil arkadaşlar. Bazen yeni girişimci arkadaşlarımızın yaptığı en büyük hata bu oluyor. Heyecanla başlıyoruz ve çevremizdeki kişi listemize yazdığımız arkadaşlara heyecanla arayarak telefonda işte harika bir iş var, şöyle şöyle yapıyorsun, böyle böyle kazanıyorsun, şu oluyor, bu oluyor diye detay vermeye çalışıyoruz, bilgi vermeye çalışıyoruz. Aslında o bizim için çok değerli olan heyecanımızın kurbanı oluyoruz. Evet bu işte heyecanlı olmak çok önemli. Karşı tarafa bu heyecanı aktarmak çok önemli. Ama doğru bilgileri aktarmak gerekiyor. Fazla bilgi aktardığımız zaman bu şuna neden oluyor. Karşı tarafta insanların ön yargılarını çalıştırıyor. Merak ve ön yargı aynen bir terazinin iki kefesi gibi zıt çalışıyor. Yani siz karşı tarafın merakını azaltırsanız, yani bilgi verirseniz ön yargısı artmaya başlıyor ve şunu söylüyor. Ben biliyorum o işi. Şu işlere benziyor diyor. Dolayısıyla Albert Einstein de diyor ki insanların ön yargılarını kırmak atomu parçalamaktan zordur diyor. Ön yargısını çalıştırdığınız bir arkadaşınıza iş modelimizi dinletmek, anlatmak gerçekten çok zor oluyor. Ha, onun yerine ne yapmak lazım ön yargısının azalması için? Hop demek ki merak arttırmamız gerekiyor. Merak nasıl artar? Az bilgi vermemiz gerekiyor. Ahmetciğim seninle yarın bir araya gelmek istiyorum. Çok önemli bir konu hakkında, hatta ticari bir faaliyet hakkında fikrini almak istiyorum. Ya nedir Ziya o? Ya telefonda anlatamam, gerçekten çok önemli. O yüzden bir araya gelmek istiyorum. Tamam öyleyse.
Çok basit aslında. Yani tamamen sizin cümleleriniz, tamamen sizin kelimeleriniz olmalı. Davetin bir şablonu yok. İşte bu daveti kullanın diyemeyiz. Çünkü farklı farklı davet metotları var. Herkes kendi uslubunca bir davet yapabilir ama özü nedir? Detaylı bilgi vermemek. Karşı tarafı meraklandırmak, ön yargılarını çalıştırmamak. Sadece buna dikkat etmeniz yeterli. Yanlış davet aslında daha başlamadan sizin o başarınızı sonlandırmak anlamına gelir. Kesin başarısızlık anlamına gelir. Davet yapmadan önce tavsiyemiz, yeni başlayan bir girişimci olabilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka çekinmeyin. Sponsorunuzdan destek alın. Çünkü ben birçok yeni başlayan arkadaş gördüm. Normal arkadaşınla gün içinde çok rahatlıkla konuşabilirken iş için davet yapmak için aradığında sesi titriyor. Çünkü çok normal. Daha önce hiçbir iş görüşmesi ya da böyle bir iş modelini anlatmak için aramamış ona. İlk kez ve heyecanlanıyor. Dolayısıyla bunun pratiğini yapabilirsiniz çok rahatlıkla aramadan önce. Sponsorunuzdan birkaç tane nasıl yapacağınızla alakalı tüyolar alır. Hatta heyecanlıysanız bir sponsorun ekibine yeni dahil ettiği bir arkadaşın yapabileceği en güzel şey olabilir. Sizin adınıza sponsorunuz davet yapabilir. Nasıl? Çok basit. Hemen ararsınız. Ahmetciğim yanımda Sinan diye bir arkadaşım var. Sinan internet sektöründe çok önemli bir projede çalışıyor. Çok büyük başarılara imza atmış. Ve bu projeden senin de haberdar olman gerektiğini düşünüyorum. Sinan'la bir tanışmanı istiyorum. Telefonu şimdi Sinan'a veriyorum dersiniz. Tık. Sinan Bey telefonda arkadaşınızla hemen kısaca bir tanışır. Sonra gerekli olan davet kelimelerini kullanır. Onu bir sonraki yapacağı işte tanıtım toplantısında birebir sunuma ya da butik sunuma davet etmiş olur. O esnada siz de heyecanınızı atlatmış olursunuz. Yani ekibinizdeki arkadaşlara, işe ilk dahil ettiğiniz arkadaşlara yardım etmeniz gereken, bir lider olarak yardım etmeniz gereken en önemli nokta davet. Eğer ilk davetinde ekip arkadaşınızın yanında olmazsanız onu kaybetme ihtimali çok yüksek. Çünkü ilk aksiyon burada başlıyor. Buraya kadarların hepsi çok kolay 16'ın kuralda fark ettiyseniz. Kişi listesi de yazarım, kitap da okurum, CD'de dinlerim, onu da yaparım, bunu da yaparım. Ama aksiyon başladı, davet. İşte burada vazgeçmeler oluyor. Yanında olun, cesaret verin, motive edin, yol gösterin. Baktınız olmuyor, destek olun. Alın telefonu, onun adına siz yapın. Bakın nasıl bir ekip kopyalaması başlıyor. O da aynı şeyi ekibine yapmaya başlayacak. O da ekibine dahil ettiği insanların ilk davetinde, ilk sunumunda yanında olacak. Olabildiğince bunu yapmalıyız. Ekibimizin ilk davetlerinde, ilk sunumlarında onların yanlarında olmalıyız. Amacımız bu olmalı. Sonrasında davet tamam. Arkadaşımızı sunuma davet ettik. Şimdi ikinci aksiyona geçiyoruz içimizdeki. En önemli ikinci aksiyon sunumumuz. Ana faaliyet. Buraya kadar yaptıklarımızın hepsi sunuma bir hazırlıktı aslında. İşimiz daha başlamadı. Hepsi hazırlık evresiydi. Ve artık sunumumuza geldi. İş şimdi yeni başlıyor. Az önce dediğim gibi ilk sunumlar mutlaka sponsor desteğiyle yapılmalı. Bir girişimciyi tek başına sunum yap diye bırakırsanız yani bir kuzuyu kurtların önüne koymak gibi bir şey olur bu. Yani çok işi çok zor olur. Heyecan olur, karıştırır, cevap veremez. Yani ve ondan sonra tamam o sunum kötü gitti. Ya sorun değil, iki arkadaşını kaybetti gibi düşünebilirsiniz kişi listesinden. Hayır. O girişimciyi kaybedebilirsiniz. Niye? Çünkü kendine olan güveni, işe olan inancı, motivasyonu, her şeyi düştüğünde onu tekrar toparlamanız sizin gerçekten çok zorlayacaktır. O yüzden hiç yalnız bırakmamalısınız. İlk davetlerinde ve ilk sunumlarında onları yanlarında olmalısınız. Ve mümkünse onun adına ilk sunumlarını sizin yapıyor olmanız, birkaç tane sunumu sizden izleyerek gördükten sonra artık onun yaptığı sunumları sizin izliyor ve ona feedbackler veriyor olmanız lazım. Bunu yaparsanız ekibinizdeki arkadaşınız doğru sunum yapmayı hızla öğrenir. Doğru birinden, sizden öğrenir ve bunu ekibine kopyalamaya başlar. Sunum yapmak aslında işi yapmaktır arkadaşlar. Sunum yapmıyorsa bir arkadaşımız iş yapmıyordur. Çünkü işimizdeki ana faaliyet sunumdur. Sunum varsa iş vardır. Sunum yoksa iş yoktur. Peki sunumu yaptık, sonra ne oluyor? Aslında buradan sonra takip mekanizması başlıyor. Dün akşamki eğitimimizde lider arkadaşlarımızdan biri dedi ki çok doğru katılıyorum. Sunum yaptıktan sonra takip etti, bize evet diyenleri de, bize hayır ya da ben bir düşüneyim diyenleri de hepsini de takip etmeliyiz arkadaşlar. Yani sadece sunum yaptık, bize evet dedi, o tamam nasıl olsa girişimci olacak, hayır diyenleri takip edeyim. Hayır, evet diyeni de takip etmeniz gerekecektir. Çünkü tamam evet ben de seninle birlikte işte girişimci olmak istiyorum dedi. Ama tarihi belirlemeniz, başlatma seansını yapmanız lazım ona. Hemen bir sonraki butik akademi. Bu da bir takip aslında baktığımızda. Zaten evet demiş. Neden onu takip etmiyoruz? Onu da takip etmemiz gerekiyor.
Aslında burada amacımız insanları ikna etmek değil, kendisi için en doğru kararı vermesi konusunda onlara yardımcı olmaktır. Yani illa bir kişi girişimci olmalı, girişimci olmalı, girişimci olmalı diye bir şey yok. Belki o an müşteri olmayı tercih edecektir. Belki o an onun için doğru zaman değildir. Bilemeyiz. O yüzden onu ikna etmeye çalışmak yerine doğru kararı vermesi için ona doğru sorular sorabiliriz. Ve sunum sonrasında hemen takip başlıyor aslında takip süreci. Sunum sonrasında soracağımız sorularla başlıyor. Doğru soruları sormamız gerekiyor. Doğru soru nedir? 16. kural eğitiminde detaylı anlatıyoruz aslında bunu. Özeti şu. Almak istediğin cevabı alacağın soruları sormaktır. Doğru soru budur. İstediğin cevabı alacağın soruları sormaktır. İstemediğin bir cevabı alacağın soruları sorma. Bu bizim için doğru bir soru değil. Örnek vereyim bir tane. Sunumu yaptınız, harika geçti. Soruyorsunuz bir abiniz, Birol abi, sunum nasıldı sence? Birol abi çok bir şey anlamadı, siz de çok iyi anlatamadınız. İşte. Ya da çok beğenmedim, hoşuma gitmedi. Şimdi böyle bir cevap istiyor muyuz biz? İstemiyoruz. O zaman istediğimiz cevap ne? Evet güzeldi, hoşuma gitti, beğendim demesini istiyorsak nasıl sormamız lazım bu soruyu? Birol abi, sunumda en çok ne hoşuna gitti? Cevap ne olacak? Ya en çok hoşuna gidenleri anlatmaya çalışacak değil mi? İstediğimiz cevap neyse o soruyu sorduğumuz takdirde aslında o takibi de doğru başlatmış oluruz. Yanlış sorular sorarak başlayan takipte hatalı noktalara gidecektir. Ve şu sözü hatırlatmak istiyorum. Devir tavında dövülür arkadaşlar. İlk 48 saat içerisinde takip dediğimiz şey mutlaka yüz yüze olmalı. Belki o an netleştiremiyorsundur ama sonrasında bir araya gelin. Hatta güzel bir size materyal ve tavsiye. Şöyle yapabilirsiniz, toplantı sonrasında takip etmeniz gereken bir durum oldu. Ona bizim iş modelimizdeki CD'lerden bir tanesini, eğitimlerden bir tanesini verirsiniz ve ona uygun olanı verirsiniz. O kişi bir iş adamıdır, örneğin, bir fabrikatördür, bir sanayicidir. Bizim işimizde bir sanayici var mı? Var, evet hepimiz biliyoruz. Birol abi, bir sanayici kendisi. Onun bir eğitim CD'sini verirsiniz kendisine, şunu fark eder. Aa evet, bak hatta ben Birol Bey'i de tanıyorum belki der. Onun yaptıklarını, onun bakış açısını gördükten sonra evet gerçekten bunu ben de yapabilirim der. Ya da o kişi bir öğretmendir. Ona işte Jale Hanım'ın eğitimini verirsiniz. Jale hocamız da bir öğretmen. O da der ki, aa evet bak Jale Hanım da öğretmenmiş, ben de öğretmenim. Evet aynı sıkıntılar bende var. O yaptıysa ben de yapmalıyım der. Yani takip esnasında aklında işte tereddütü kalan ya da takip etmeniz gereken durumlarda CD'lerimizi, eğitim videolarımızı kullanabilirsiniz. Bunu MP3 şeklinde ya da audio CD'ler şeklinde ya da bizim gelecekte hazırlayacağımız formatta verebilirsiniz. Bu size şunu katar aynı zamanda. Bu CD'yi arkadaşınıza verdiğiniz zaman şöyle dersiniz. Ahmetciğim, Mehmetciğim tamam sen bu CD'yi izle. Aklına takılan birçok sorunun cevabını da zaten bu CD'yi izlerken de bulacaksın. İşte hatta o CD'yi de yüceltmeniz gerekiyor. O CD'deki eğitimi yapan kişiyi de yüceltmeniz gerekiyor doğru bir şekilde. Bunu dinledikten sonra işte yarın değil ertesi gün senle işte kordonda buluşur bir çay içeriz. Ben de CD'yi senden almış olurum dersin. Dolayısıyla takip için o ikinci randevuleşmeyi CD sayesinde yerine getirmiş, sağlamış bile olabilirsin. Çünkü tekrar randevuleşmek bazen zor olabilir ama kişiye bir CD verdiğiniz zaman ben de işte bir gün ya da iki gün sonra seninle bir araya gelirim, bir çay içeriz, senden CD'yi alırım, teslim alırım. Benim için önemli bir CD dersin. O yapacağın o takipteki, o yüz yüze yapacağın takibin de aslında ilk adımını bu şekilde yapmış olursun. Ve bazen yapmış olduğumuz takipler, lider arkadaşlarımız bunu çok iyi biliyor, bazen haftalarca, bazen aylarca sürebiliyor. Çünkü neden? İnsanların için doğru zaman olmuyor bazen. Belki o sunumu sizin anlattığınız anda tam konsantre olamadı ve önemli şeyleri kaçırdı. Sonrasında ona siz ne kadar takip yapmaya çalışsanız da tam olarak o daha orada olmadığı için istediğiniz bakış açısında olmayabilir. O yüzden bu doğru zamanı beklemeniz gerekiyor. Yani şöyle bir söz vardır. Hayır sonsuza kadar hayır değildir. Evet size biri hayır demiştir ama o an için geçerlidir o hayır. Bir hafta sonra her şey değişebiliyor değil mi? Siz de değişebiliyorsunuz, o da değişebiliyor, pozisyonu değişebiliyor, düşünceleri, fikirleri, her şey olabilir. Bir hafta sonra, bir ay sonra, iki ay sonra değişebilir. Yani sizin aldığınız bir hayır sonsuza kadar hayır değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bazen bu takip onlarla iletişiminizi doğru bir şekilde kurmaya devam ederseniz sonrasında istediğiniz bir girişimci ya da istediğiniz sadık bir müşteriye ulaşmanızı sağlayacaktır sizi. Sonra takip de tamam. Bir sonraki altın kuralımız sponsorluk.
Aslında baktığımız zaman bu görsel bizim işimizi o kadar güzel özetliyor ki, klasik ticarette bireysel çalışmayla merdivenleri tırmanırken insanlar, evet, herkesin kendi bir motivasyonu var ama birbirlerini itercesine tırmanıyorlar. Fakat tavsiye pazarlamasında, bizim iş modelimizde ise tam bir ekip çalışması var. Yani sizden önde giden arkadaş bir üst basamaktaysa amacı sizi aynı basamağa çıkartabilmek. Çünkü siz ne kadar başarılı olursanız o arkadaşınız da en az o kadar başarılı olacak. Şimdi şöyle düşünün. O zaman sponsorlarınız başarılı olmak için sizi başarılı yapması gerekiyor, doğru mu? Peki size yanlış bir şey söylerler mi? Sizin başarısız olmanıza neden olacak bir tavsiyede bulunurlar mı? Çünkü kendi başarısızlıklarına neden olacaklar. Bunu yapmazlar, değil mi? Kimse bunu yapmaz. Dolayısıyla sponsorlarımızı bu anlamda can kulağıyla dinlemeli. Onlarla o bahsettiğimiz o danışmanlık seanslarını yapmalı ve tavsiyelerini mutlaka almalıyız. Aynen spordaki bir koç ya da antrenörlüğe de benzer aynı zamanda sponsorluk. Sizden iyi olmak zorunda değildir. Belki siz sponsorunuzdan çok daha iyi sunum yapıyorsunuzdur. İşe çok daha hakimsinizdir, çok daha dinamiksinizdir. Sponsorunuzdan birçok yönden çok iyi olabilirsiniz ama sponsorunuz daha önce başlamıştır iş modelimize sizden ve daha fazla tecrübeleri vardır, daha fazla bilgi birikimi vardır ve sizin göremediklerinizi görür. Yani bugün baktığımız zaman günümüzde şirketler danışmanlık almak için binlerce lira ödüyor, doğru mu? Bizim işimizde ise ücretsiz danışmanlık alabileceğiniz sponsorlarınız var. Doğrudan sizi kaydeden ya da aktif lideriniz, aktif kariyer kulübü üyeniz, bunların hepsiyle bir 5 dakika, bir 10 dakika, bir 20 dakika bir araya gelebilmek, onlardan danışmanlık alabilmek, tavsiyeler alabilmek inanın çok değerli. Mutlaka bu danışma seanslarını yapmalısınız. Ve sizden daha iyi olmalarına gerek yok. Sizin göremediğiniz şeyleri görebilir, sizi yönlendirebilirler. Ve sponsorluk kavramında şunu dikkat etmek gerekir. Ekibinizde ve çalıştığınız arkadaşlarınıza bazen her şey pozitif gitmeyebilir. Canınızı sıkan ya da sizi üzen olaylar yaşanmış olabilir. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken şey şu. Bir negatif bir durum ya da aklınızda bir soru işareti, bir tereddütünüz varsa bunu ekibinize değil, sponsorunuza danışmalısınız ve sponsorunuzdan destek istemelisiniz. Ha, pozitif bir bilgi varsa, pozitif bir motivasyon varsa bunu da ekibinize aktarmalısınız. Yani basit manada bunu kurallaştıracak olursak, pozitifler her zaman ekibinize aktarılmalı. Negatiflerse, o soru işaretleri ise mutlaka sponsorunuzla doğru bir iletişim kanalı kurarak pozitife çevrilmeye çalışmalı. Hiçbir zaman sizin yaşadığınız o can sıkıntısını, sizin yaşadığınız o negatif durumu ekibinizdeki arkadaşınıza aktarmamalısınız. Neden? Siz ekibinizin başarılı olması için çalışıyorsunuz, doğru mu? Onları motive etmelisiniz, onlara elinizi uzatmalısınız. Ama neden negatif bilgiler paylaşarak ya da negatif bir olay anlatarak motivasyonunuzu bozasınız ki? Bu şuna benzer, kendi bindiğiniz dalı kesmeye benzer. Çok doğru değil. Eğer bir yardıma ihtiyacınız varsa, bir desteğe ihtiyacınız varsa bunu sponsorlarınızla bir araya gelerek onlardan almalısınız. Aslında sponsorluk aynen şuna benzer. Balık vermek değil, balık tutmayı öğretmektir. Bir kişiye sürekli balık verirsen, balık tutmayı öğretmezsen sen onun yanında olmadığın müddetçe o karnını doyuramaz. Bir müddet sonra aç kalır ve kaybedersin. Ama ona evet bir yandan balık tutup karnını doyururken bir yandan da balık tutmayı öğretirsen artık bir müddet sonra sen onun yanından ayrıldığında artık karnını doyurmaya başlayacaktır. Sen yokken de balık tutmayı öğrenmiştir çünkü artık. Girişimcilerinize, ekibinizdeki arkadaşlarınıza yapabileceksiniz. En büyük fayda, en büyük iyilik budur. Ve onların adına aslında her şeyi yapmak da bazen onlara yapabileceğiniz en büyük kötülük olur. Neden diyeceksiniz? Bir eğitimimizde bahsetmiştik. Ekibinizde yeni başlayan birinin yapması gereken her şeyi siz yaparsanız, ekibinizdeki arkadaşlar bir müddet sonra işimizle alakalı kendilerini geliştirmeleri gereken yerlere gerekli olan emeği, eforu sarf etmezler. Zayıf ekipleriniz oluşmaya başlar. Onlar için aksadıkları noktalarda doğru temasları, doğru tavsiyelerde bulunup geri çekilmeli ve o aksiyonu, o faaliyeti ekip arkadaşlarınızın yapıyor olması lazım. Bütün her şeyi siz yaparsanız zayıf bir ekibiniz olur ve bu da sizi ve ekibinizi bu başarı yolculuğunda sizi istediğiniz noktaya ulaştırmaz arkadaşlar. Ve başlatma seansı yapmak aslında sponsorluğun ilk adımıdır. Çünkü her şey örnek olmak demek bizim işimizde. Yapılabilecek en doğru sponsorluk işimizde başlatma seansı yapmaktır arkadaşlar. Başlatma seansına da ana başlıklar halinde
değineceğiz. Ve bütün bunları yaptıktan sonra, sponsorluk da yaptıktan sonra bizi o finansal özgürlüğe ulaştıracak asıl nokta burada karşımıza çıkıyor, kopyalama. Kopyalamanın gücü sayesinde burada ön sırada olan arkadaşlarımız ve yakında sizler o finansal özgürlüklerinize ulaşmaya başlayacaksınız. Çok daha büyük o hayal ve hedeflerinizi gerçekleştiriyor olacaksınız. En büyük püf nokta kopyalamanın gücü. Çok iyi olabilirsiniz, muhteşem eğitimler veriyor, muhteşem sunumlar yapıyor olabilirsiniz ama ekibinizde sizin gibi kimse yoksa üzgünüm ama o basamaklarda ilerleyemezsiniz. Sizin amacınız sizin gibi bireyler oluşturabilmek. Ne kadar çok insanı sizin gibi yapabilirseniz, sizin becerilerinize, tecrübelerinize vakıf hale getirebilirseniz, ne kadar çok insanı başarılı yaparsanız sizin de başarınız o kadar artmış olacak. Acaba ve şunu düşünmek lazım her yaptığımızda, acaba bu yaptığım ekibim tarafından kopyalanabilir mi? Şayet yaptığınız faaliyet ekibiniz tarafından kopyalanamıyorsa o faaliyeti durdurun arkadaşlar. Kopyalanmayacak bir şey yapmayın bizim işimizde. Ancak kopyalanabilen faaliyetler sizi başarıya ulaştıracaktır. Başından sonra aktardığımız bu eğitim ekibinize doğru bir şekilde kopyalayabileceğiniz faaliyetleri içeriyor arkadaşlar. Amacımız önce kilit girişimci olmak ve bunu ekibimize kopyalamak olmalı. Alışveriş yapan, sunum yapan ve satış yapan, ekibini büyüten girişimciler oluşturduğumuz takdirde kopyalamanın gücüyle o en başında bahsettiğimiz o hayal ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz bizim iş modelimiz sayesinde. Ve 16 kuralın bütün detaylarını yaklaşık 2,5 saatlik çekimiyle 16kural.com sitesine girerek izleyebilir. Aynı zamanda MP3 player'larınızda, aynı zamanda CD'lerinizde, arabada, yolda kulağınıza takarak tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. 16 kuralı bir kere dinlemeniz yeterli değil arkadaşlar. Lider arkadaşlarımız da aynı şeyi söylüyor. Defalarca dinlemelisiniz. Çünkü bazen öyle oluyor ki gözümüzden kaçan noktalar oluyor. Evet, biz bunların hepsini biliyoruz. Başlık başlık ezbere sayıyoruz. Ama öyle detayları kaçırıyoruz ki onu kaçırmasak, yakalamış olsak işimizde çok büyük farklılıklar olacak. O yüzden hangi seviyede olursak olalım, hangi başarıda olursak olalım mutlaka tekrar tekrar bu eğitimi dinlememiz gerekiyor. Çünkü bizim temel yapı taşımız aslında baktığımız zaman bu 16 kural eğitimi.